Merhaba arkadaşlar, HTML5 derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde HTML editörler konusunu işleyeceğiz. V3 Scholes isimli siteden. Bir önceki derste anlatmıştım hatırlarsanız. Bu site bizim referans sitemizdi ve şu sağ üst köşeden, şuradaki dil seçeneğinden ne yapabiliyorduk? Türkçe olarak çevirebiliyorduk veya şöyle tıklayıp Türkçe diline çevir dersiniz. Aynı şeyi de yapmış olursunuz. Nedir bu HTML editörleri? Bu şu işe yarar. Bizim illa da Notepad++ veya işte ne bileyim Adobe Dreamweaver veya işte başka yardımcı programlar kullanmadan kendi bilgisayarımızda olan standart not defteriyle de kod yazabilmemizi sağlayan bir bilgi dersi. Nasıl yaparız bunu? Not defteri kullanacağız göründüğü üzere. HTML komutları ve kodları yazacağız. Bu sayfada sizin mevcutta kullandığınız bilgisayarınız neyse, işte Windows 7, Windows 8, işte Mac gibiyse neyse artık, buradan not defterini nasıl açabileceğiniz ile ilgili bilgiyi bulabilirsiniz. Biz şöyle yapacağız. Bakın, daha önce böyle bir site isminde bir klasör oluşturmuştuk hatırlarsanız. Şöyle bir klasörümüz vardı. Bu klasörün içerisinde de neler vardı hatırlayalım. CSS, fonts ve imaj klasörümüz vardı. İçleri boş şu anda. Ve index.html isminde bir neyimiz vardı? Kod sayfamız vardı. İçinde şu kodları yazmıştık. Zamanla bu sayfalarımız çoğalacak. Şimdi bu sayfanın bir yenisini yapalım. Nasıl yapacağız onu? Not defteriyle yapacağız. Şuradan yeni deyip metin belgesi diyorsunuz. Bakın şu. Metin belgesini seçiyorsunuz. Uzantısı TX'te gördüğünüz gibi. Bunu iki yolla yapabilirsiniz. Birincisi şuradaki uzantıyı vermek istediğiniz sayfa ismiyle birlikte, mesela bunu ana sayfa.html yaparsanız, evet uzantısı HTML olacak ama henüz bir HTML sayfası değil. Neden? Çünkü içinde kodları yok. Onu nasıl yapacağız? Birlikte aç deyip şuradan başka bir uygulama seç deyip not defteri isimli uygulamayı seçip şuradan neredeydi o şu. Bu uygulamayı seçip tamam derseniz bakın bu uygulamayı artık ne yaptık? İçine kod yazabilir hale getirdik bu sayfayı da. İsterseniz bu şekilde de kod yazabilirsiniz. Veya şunu da yapabilirsiniz. Onu bir sonraki adımda göstereyim. Biz ana kodlarımızı yazalım. HTML, hit. Arasında ne vardı? Title. Sayfamızın başlık ismi. Bu sayfaya ne diyelim? Ana sayfamız diyelim. Evet. Şuraya verdiğim ismi unutmayın. Hafızanızda tutun. Body'yi kapatalım. Ve HTML'i kapatacaktık. Burada bir şey eksik hatırlarsanız. Neydi o? Şurada Doge Type HTML diyorduk değil mi? Şöyle bir bizim yardımcı kodumuz vardı hatırlarsanız. Ha pardon, şurada şeyi unuttum. Özür. Şunu da yapacaktık. Evet. Şimdi şurada neler yazdığımıza bir bakalım. Bu ne işe yarıyordu? Sayfamızın HTML5 olduğundan bize bilgi veriyordu. Şu. HTML'in bir HTML sayfasının ana kodları da bunlardı. Şurada yazdığımız şey sağ üstte gözüküyordu. Yani şurada gözüküyordu. Ve burada da sayfamızın içerikleri ve bilgileri diyelim. Ardından bunu dosyadan kaydete tıklarsanız bunu bir HTML sayfası olarak kaydetmiş olursunuz. Fakat bir şey eksik yapmış olursunuz. Onu da göstereceğim şimdi. Bunu kapatalım ve klasörümüze geri dönelim. Ana sayfa HTML. Bunu artık şöyle yapacağız. Birlikte aç deyip Google Chrome'u seçerseniz şuradan. Bakın gördüğünüz gibi ne yapmış olduk? Sayfamız gözükmüş oldu. Şimdi bu sayfamızın tekrar
içeriğini değiştirmek veya düzenlemek istersek ne yapacağız? Sağ tıklayıp birlikte aç deyip başka bir şurada not defterini seçtiğimizde tekrar içindeki kodlara müdahale edebiliriz. Yalnız bu sayfayı çalıştırmak için not defteri olarak değil de şunu yapalım. Birlikte aç deyip başka bir uygulama seçip şuradan bunu seçip HTML'e tıklayın ki HTML kodlarını sayfalarını not defteriyle direktman hani ön izleme yapmasın. Ön izlemeyi değiştirdik sadece biz. Kod düzenlemesini gene not defteriyle yapacağız. Bir süreliğine sadece. Biz aslında bütün kodlarımızı burada yazacağız ama hani not defteriyle de size kod yazılabildiğini göstermeye çalışıyorum burada. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kafanız karışmasın. Ayrıyetten şunu yapabilirsiniz. Oradaki uzantıyı değiştirmiştik hatırlarsanız. Aynı işlemi bakın şöyle yapalım. Bu sefer txt olarak kalsın. İçini açalım. Şuradaki kodlarımızı, yazdığımız kodları kopyalayıp not defterinin içine yapıştıralım. Dosyadan farklı kaydete tıklayıp şuradaki kodlama kısmını UTF-8 yapacağız. Ve burayı da benim sayfam nokta HTML olarak kaydedeceğiz. Şuradaki bakın ana sayfa sadece kısmını tekrar değiştirelim. Benim sayfam yapalım. Evet. Dosyadan kaydete tıkladık tekrardan. Değişiklikleri de halletmiş olduk. Şunu kapatayım. Bu kafanızı karıştırmasın sizin. Evet. Şimdi yeni bir sayfa daha yapmış olduk. Bakın bu txt olan bizim ilk yaptığımız hali. Yani kod yazmaya başladığımızdaki hali. Artık bununla işimiz bitti. Kodları ne yapabiliriz? Şuradan şunu silelim. Benim sayfam isimli şu dosyayı tıklayarak birlikte açlayıp not defterini seçerseniz ne yapabilirsiniz? Buradan kodlarınızı düzeltebilirsiniz tekrardan. Not defteriyle kodlama bu şekilde yapılıyor. Dilerseniz siz de bu not defterini kullanarak yapabilirsiniz ama benim size tavsiyem yani 2-3 MB'lık şu Notepad++ isimli programı indirip flash belleğinize falan taşıyın. Çok zaten büyük bir boyutu yok. Bu işte uğraşacaksanız basit bir program, virüssüz bir program, temiz bir program. Sadece HTML kodları değil, PHP kodları, CSS kodları, JavaScript kodları gibi birçok dilin, bakın şurada zaten şeyleri var. Bakın neler yazılabildiği bununla gözüküyor. Bu dillerle ilgili, bu yazılım dilleriyle ilgili bütün kodlamaları bu Notepad++'da yapabiliyorsunuz. Peki o zaman editörler ne işe yarıyor derseniz, diyelim ki kullandığınız bilgisayarda bunlardan hiçbiri yok. Notepad++ zaten ilk yüklenmede standart olduğundan dolayı bunu da kullanabilirsiniz. O yüzden gösterdim size editörleri. Burada bakın benim size anlattığım işlemi gösteriyor. UTF-8 olarak kaydetmenizi ve tarayıcınızda HTML sayfası olarak görüntülenme kısmını gösteriyor. Şurada da bakın benim sayfam HTML'e çift tıkladığımda bakın benim sayfam yazıyor. İçindeki çiçek, şemsiye, ağla kısımları ne yapıyor? Karakter hatası vermeden düzgün gözüküyor. Şuradan sağ tıklayıp sayfa kaynağını görüntüle derseniz eğer yazdığınız kodların da ön izlemesini buradan yapabilirsiniz. İçinde ne gibi kodlar olduğunu görebilirsiniz. Tabii bunları burada değiştiremezsiniz. Değiştirmek için ne yapacağız? Yazdığımız klasöre gelip sağ tıklayıp birlikte aç deyip ya Notepad++'ı seçeceğiz yoksa not defterini seçip içinde değişiklik düzenleme yapabiliriz. Editörler konusunda başka ne var bakalım. Sanırım bu kadar editörler konusu. Bir sonraki derste temel varmış. Temelde de neler var? Paragrafların nasıl oluştukları falanlarla ilgili bilgiler var. Bu sayfa da güzel. Yani bu ders de güzel. Bir sonraki derste onu anlatacağım size. O derste görüşmek üzere.
Videoları beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone değilseniz yeni videolardan haberdar olmak, kanalıma destek olmak için abone olmayı da lütfen unutmayın. Sonraki derste görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.